Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte bir süredir kullandığım ve gerçekten çok memnun olduğum MSI Vigor GK50 Elite klavye ile birlikte karşınızdayım. Bu klavyenin en mükemmel özelliği kayının beyaz de sahip olması ve gerçekten çok konforlu ve çok kaliteli bir kullanım hissiyatı bizlere vermesi. Şimdi sizlerle birlikte bu klavyenin tüm detaylarına bakacağız. Fakat öncesinde gelin bir kutu açılışı yapalım. Kutu açılışından neler bizleri karşılıyormuş? Bunlara bir bakalım. Kutu açılışını birlikte gerçekleştirdik ve kutu içerisinin gayet tatmin edici olduğunu da birlikte görmüş olduk. Kutu içerisinden çıkan tuş çıkartma aparatıyla CTRL ve alt tuşlarının ikinci versiyonlarının bulunması benim çok hoşuma gitti. Normalde standart olarak klavye üzerinde İç bükey bir tuş tasarımı bizleri karşılıyor fakat Ctrl ve Alt için dış bükey bir tasarım gerçekleştirmişler. Yani bu şekilde bakmadan da Ctrl ve Alt tuşunu rahatlıkla algılayabileceğiniz bir tasarım sağlamışlar. Arzu ederseniz dış bükey Ctrl ve Alt tuşlarını da takıp kullanabilirsiniz. Şimdi bunlardan önce sizlere şundan bahsetmek istiyorum aslında tasarımına gelmek ve malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle klavyenin arka tarafı sert bir plastikten yapılmış ama gerçekten kalitesini hissettiriyor. Ön yüzeyine baktığımızda fırçalanmış metal üst bir yapı bulunuyor ve bununla birlikte tuşlar da mat kaplamayla yapılmış. Bu hem bir gri siyah bir renk tezatlığı sunup göze hoş duruyor hem de bizlere gerçekten üst seviye bir kalite sağlıyor. Ve kullandığım süre boyunca bol bol yemek yiyorum. Bilgi her başında çok vakit geçiriyorum. Yağlı şeyler yiyorum fakat bu klavyenin üzerinde yağ izleri veya kirler çok kolay bir şekilde tutunmuyor. Yani neredeyse hiç parmak iziniz kalmıyor ve her zaman temiz bir şekilde durduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda tuş tasarımına baktığımızda sekizgen bir yapı kullanılmış. Bu da RGB detaylarla birlikte birleştiğinde çok estetik ve masa üzerinde şık bir görüntü bizlere sağlıyor. Hazır RGB detaylardan bahsetmişken şunu da söylemek istiyorum. Her tuşta bağımsız aydınlatma bulunuyor. Bu da demek oluyor ki her tuşu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ve bununla birlikte MSI Center üzerinden kendi tasarımınızı, kendi ışık yapınızı rahatlıkla oluşturabiliyorsunuz. Alt tarafta klavyemizi yükseltmek için iki adet yana açılır ayak bulunuyor. Ve bununla birlikte klavyenin alt tarafında toplam 6 adet kauçuk bulunuyor. Ve bunu neredeyse masa üzerinde oynatmanız imkansız. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Space tuşunun altında destekleyici bir ayak yapılmış. Yani siz Space tuşuna ne kadar sert basarsanız basın herhangi bir esnafın olmuyor ve bununla birlikte klavyeniz kaymıyor. Sabit bir şekilde olduğu yerde durabiliyor. Bu gerçekten çok estetik ve düşünceli olmuş. Bunu ben çok beğendim. Yani klavyeyi durduğu yerde oynatmak birazcık zor olabiliyor. Biraz teknik detaylarına geldiğimizde box white switch'ler kullanılmış. Yani Kainin beyaz switchleri üzerinde bulunuyor. Bu switch gerçekten çok etkileyici. Özellikle yazı yazarken ve oyun oynarken hissiyat olarak benim çok hoşuma gidiyor ve diğer blue switch'ler gibi çakır çukur çok yüksek sesler çıkartmıyor. Bu switch'in en büyük özelliklerinden biri gerçekten çok düşük bir basınçla basabiliyor olmanız ve genel yüksekliğinin çok kısa olması. Yani klavyeyi kullanırken gerçekten tepkime süresi olarak çok hızlı bir değer alabiliyoruz. Çünkü switch'in toplam mesafesi 3.6 mm ve bu da bize hem hız hem de konfor sağlıyor. Hatta sizlere şu an ekrana bir tablo koyuyorum. O tabloda kırmızı switch'le beyaz switch arasındaki ölçü farklarını siz de görebilirsiniz. Ayrıca kablo tarafına baktığımızda 1.8 metre uzunluğunda örgü bir kablo bulunuyor ve aynı zamanda USB tarafına baktığımızda altın kaplama olduğu gerçeğini de kaçırmamak lazım. Bu arada klavyemizin 80 milyon tıklama ömrü bulunuyor. Bir de ağırlığına baktığımızda 800 gram gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da Gayet bu kadar detaylı, bu kadar kullanışlı bir klavye için gayet kafi bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda bütün tuşlar anti ghosting özelliğine de sahip. Biraz da klavyenin üzerindeki kısa yol tuşlarından bahsetmek istiyorum. Klavyenin sağ alt tarafında Ctrl e Windows bölümünde bir adet MSI Dragon tuşu bulunuyor. Bu Dragon tuşuyla birlikte ışık ayarlarınızın tamamını klavye üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Modlarını değiştirebiliyorsunuz, rengini değiştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz, efektlerini değiştirebiliyorsunuz. Ve opaklığını açıp kısabiliyorsunuz. Tabi bununla birlikte multimedya tuşları da bulunuyor. Fakat multimedya tuşları harici olarak klavye üzerinde bulunmuyor. Bu biraz benim canımı sıktı çünkü ben daha önceki klavyelerimden klavye üzerinden ses açıp kısmaya çok alışkındım. Onun eksikliğini çokça kez bu klavyede yaşıyorum fakat alışınca olay çözülüyor. Şimdi biraz kendi fikirlerimden bahsetmek istiyorum. Bu klavyeyi yaklaşık bir buçuk iki aydır kullanıyorum. Herhangi bir problem, takılma, sıkıntı hiçbir şey yaşamadım. Gelin şimdi MSI Center tarafına bakalım. MSI Center tarafında Mystic Light ile birlikte istediğimiz efektleri MSI Center üzerinden de ayarlayabiliyoruz. Bunun haricinde klavyenin kendi özelliklerine baktığımızda birçok makro atayabiliyoruz. Bu makroları atarken her bir tuş arasına istediğimiz delay süresini verebiliyoruz ve bu şekilde kendimize çok güzel scriptler yaratabiliyoruz. Şimdi biraz kendi tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Klavyenin kullanımında herhangi bir problem asla ve asla yaşamadım. Bu klavye benim beklentilerimi tamamıyla karşıladı. Hem tuş hissiyatı hem kullanım kolaylığı hem de üzerine dokunduğumda yani bir şeyler yazarken hissettiğim o kalite hissiyatı beni çok tatmin etti diyebilirim. En büyük eksileri nelerdir diyecek olursanız gerçekten bir multimedya tuşları bölümü ararım. Yani bir silindir tuş aradım sesi açıp kısayım diye ama bunu koymamışlar ne yazık ki. Herhangi bir bilek desteği kutu içerisinden çıkmıyor. Evet bu biraz sizler için rahatsız edici olabilir ama normalde de ben bilek desteği kullanmadığım için beni çok etkilemedi. Fakat zaten en başta bahsettiğimiz gibi bütün tuşlar birazcık böyle minimal yapıda olduğu için ve switchler de kısa olduğu için aslında klavye çok da yukarıda kalmıyor tuşlar. O nedenle ben hiç eksikliğini yaşamadım. Black desteği hiçbir zaman kullanmadığım için. Ama siz bu eksikliği yaşayabilir misiniz? Evet yaşayabilirsiniz. O yüzden bundan da bahsetmek istedim. Ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.